Arkadaşlar herkese günaydın. Ee, şimdi dün Amerika tarafı kapalıydı. Bir tek future'lar açıldı birazcık. O yüzden çok fazla bir işlem olmadı. Dün e, bir gün önceki analizde de hatırlıyorsanız bütün dünya piyasalarında gerek S&P'de gerek euro dolardaki sert hareketlerin bir düzeltmesi bir iç günü olarak geçebileceğini konuşmuştuk. Zaten dün yatay bantta gittik geldik. Bizim dolar TL tarafı 5.45'teki Tepeyi aşamayınca zaten hani 5.28'lerden başlayan bir hareket. Hani çok doğal olarak orada çift tepe gibi kısa vadeli algılanıp 5.38'e çekilme olmuş. Orayı da kırınca aşağı doğru 5.31'leri görüp sonra akşam tekrardan yukarı doğru tepki verdi şimdi. Ee, hani bir teknik, bir düzeltmeyi yapmış oldu. Şimdi yurt dışından doğru bakarsak eğer e, her zamanki gibi şimdi 10 yıllıklarda hatırlıyorsunuz hani işte bu faiz artırımı çok fazla konuşuluyordu bu Aralık'taki toplantı için özellikle bu 3.25'i kıramadığında burada bir çift tepe yaptığında ve aşağı doğru geldiğinde 10 yıllıkların hani faiz arttırımından çok hani o sıra herkesin bütün ekonomistlerin beklentisi faiz arttırımı olacağı yönündeydi. 3.06 desteğine kadar geri çekilmiş. Burada 3-4 gün beklemişti ee, ve Powell'ın konuşmasıyla beraber buradaki 3.06'nın altına sarkıp şimdi buradaki e, olan 2.72'den beri olan çıkış trend desteğine kadar zayıfladı. Burada tabii ki aşağıda 2.81 var en kuvvetli yeri. Ama tabii buradaki çıkış trend desteğinden destek bulacak mı e, göreceğiz ama hani e, beklenenin aksine aralıktaki arttırım beklentisinin aksine hani piyasa e, arttırmayacağını fiyatlıyor gibi ama tabii buralardan tekrardan bir üçlere doğru bir hareket bir tepki de olma olasılığı da yüksek tabii çünkü düzeltmesini yapmış durumda şu anda. E, şimdi DXA tarafı ve Euro dolar tarafına geldiğimiz zaman e, gördüğünüz gibi yatay bir bantta 3-4 gündür e, herhangi bir trend yok. Orası da zaten bir bekleyiş içerisinde. Ee, şöyle seans içlerine geçtiğimiz zaman gerek DXY tarafında gerek Euro dolar tarafında. Euro dolar tarafında 1.13.60 ile 1.12.13 gibi bir bantta gördüğünüz gibi gidiyor geliyor ve hani e, gerektiğinde çok sahte stoplar çıkartabiliyor. E, fake stoplar veya işte fake kırılımlar mesela daha önce bant buradayken şurada bir bandın üzerine atıyor alışa geçiriyor Ondan sonra gördüğünüz gibi sert bir şekilde diğer bandı deniyor. Buradan döndü. Bir daha üstüne attı. Bir daha mı hareket başladı dediğin gene geldi. Yani dün biraz sıkıntılı hani bir trader için sıkıntılı bir e, çarptı. Ama gene e, 1.1360 ve 1.12 13 1 13 seviyeleri önemli bir bant olacak burada. DXY tarafında 97 296 800 e, önemli bir bant olacak. E, buradaki Yatay bandı yani şu anda bir trend olmadığı için bir yön belirlemek çok zor. Günlüklere baktığınız zaman da çok fazla bir yön yok. Muhtemelen bu bantların kırılmasına göre hareket olacaktır. Şimdi S&P tarafına geldiğimiz zaman hatırlıyorsunuz 2624'te çift dibini yapıp 2816'ya kadar G20'ye doğru hareketlenmiş. G20'den sonra çıkan olumlu haberlerle 816'yı buradaki hani karı. ...realize etmiş ve tabii biraz bu realizasyonu geçip biraz sertleşmişti. DAX tarafı keza 11.500'lere kadar gidebilmiş. S&P'deki gelen satışla beraber zayıflamıştı. Şimdi burada daha önce birkaç tane yerde atmıştım. Bu Amerika borsaları, işte bu faiz arttırımı, işte resesyona girecek, öyle girecek, böyle girecek. Şimdi bir sürü e, muhabbet var. Şimdi şöyle... Hem DAX'ın hem S&P'nin bir aylık grafiğini koyalım. Şimdi buralarda ya zaten DAX zayıftı. DAX hep zayıftı. Yani DAX'ta hatta bir şurada bir omuz baş omuz formasyonu vardı. İşte 11.600, 11700leri kırınca hareket başlamıştı. Şimdi bir kere buralarda önümüzdeki yıl satış devam etme olasılığı çok yüksek. Özellikle S&P tarafındaki şu hareket ee, çok önemli incelenmeli. Ee, sanki önümüzdeki Aralık, Ocak, Şubat yani 3 aylık periyotta şu döndüğü 2.600 seviyesini e, bu sefer kırmaya gelip ve bunu kırdığı anda da burada ciddi bir e, teknik olarak satış başlayabilir. Bunun da arkasını işte ekonomik datalarda e, kötü gelip işte e, etkilerse önümüzdeki yıl 2019 yılının ilk çeyreğinde e, 2200 2300lere doğru. Teknik bir satış başlayabilir. Aynı şey zaten DAX tarafı zayıf uzun zamandır. Yani DAX tarafında da 9.400'lere doğru satış devam edebilir. Yani burası devam ederse. Özellikle bu S&P'deki 2.600 seviyesini, yani borsacı arkadaşlarımız işte e, dolarda trade edenler bile buradaki bu 2600 seviyesinin bu haftalık chart 2600 seviyesinin kırılması önümüzdeki yıl S&P için çok önemli olacak. O yüzden izlemekte fayda var. Zaten gelen tepkide 2800'lere farkındaysanız Bollinger orta bandın üzerine atamadı haftalıklarda. Ha tabii yani 2800'ün e, 20'nin tekrar üzerine geçer bir e, haber gelir o zaman farklı bir şey konuşuruz ama ben o zaman da hani S&P'de 2940'ları kırmadığı sürece önümüzdeki yıl bir uptrend'den bahsetmek çok zor olacak. Yani burada 820'nin üzerine bir atak bile yapsa e, bu sefer bir omuz baş omuz gibi olup tekrar 2600 önemli olacak. Yani her halükarda 2600 önemli olacak. Ben fazla <laughs> uzatmayayım. Ee, şimdi S&P'de bugün tabii e, şuralar önemli pivot nokta olarak. 2720-2700 arası bir sıkışma vardı burada dün 2696 kırınca zaten sert bir şekilde attı 2650'ye kadar. Buradaki 2650 önemli bir maliyetlenme. Buradaki hem direnciydi, sonra gelip destek olarak teyit almıştı. 2650 çok önemli. Altında 2627 seviyeleri var S&P'de. Bir tepki yapmak isteyecektir buradaki satışın düzeltmesi olarak ama 2696 artık bugün için önemli direnç. Görevi görecek. Zayıflama biraz devam ediyor ama dediğim gibi şu satışı yaptı. Şimdi sanki birazcık böyle 2696'ya doğru bir kalkmayı deneyebilir. Satış tekrar hızlanırsa 2650 desteğine dikkat edin. Buradaki momentuma aşağı 626'ya doğru devam edebilir satış. Dikkat etmekte fayda var. Altın tarafı 1229-1236 dirençlerin üzerine ikisini de geçti bu hafta ve 1243'ten dönmüştü hatırlıyorsanız ciddi anlamda kafayı kaldırmaya devam ediyor altın fiyatları. Şimdi burada zaten haftalık yaptığınız zaman hatırlıyorsanız burada 1365'ten beri olan düşüş trendinde hani çok gevşemişti 1165 buradan tekrardan kaldırıp haftalıklarda Bollinger orta bandın üzerine attı. Teyidini aldı burada tekrardan kaldırıyor. Şimdi 1243 seviyesi çok önemli olacak haftalıklarda. Buradaki bu düzeltmenin devamı 1266'yı hedefler. Önümüzdeki günler 1243'ün üzerinde altın fiyatları ilginç olabilir. O yüzden izlemekte fayda var. Bu faiz arttırımı eğer olmazsa muhtemelen... Ona göre burada hareketler hızlanacaktır. Altın tarafında da dediğim gibi trend kuvvetlenmeye devam ediyor. Bu sene içerisinde 1266-1280 seviyeleri gelme olasılığı çok yüksek gibi gözüküyor. Burak bunları geç sen dolara borsaya gel diyor bizimkiler. Ben farkındayım. Hadi gelelim dolar tarafına. Şimdi arkadaşlar burada Hatırlıyorsanız işte 5.53'ümüz var yatay maliyetlenme önemli işte altında 5.30'umuz vardı 5.30'un altına sarkmıştı 5.30'un altında momentum'un kesildiğini söylemiştik ee, bu bizim için bir indikatördü ondan sonra da şu gün hem enflasyon bu kadar iyi gelmesine rağmen yani o olumluluk bitti artı o gün DXY endeksi e, düşmüştü yani dışarıda dolar değer kaybederken biz yukarı bir kapanış yapınca Burada pozitif ayrıştığımızı zaten söylemiştik. Yani sinyal bugün gelmişti. Ondan sonra zaten 5.30'un üzerine atınca teknik olarak hani gerek e, uzun zamandır e, short taşıyanlar, gerek de hani gerçekten doları almak için hani emin olayım diye bekleyenler için 5.30'un kırılması önemli bir teyit seviyesiydi. Şimdi dünkü hareket neydi? Dün farkındaysanız şunu dedik. Yani çok basit bunu e, hani e, söylemek için de ee, çok böyle şey olmaya gerek yok OZ büyücüsü. Yani çok basitti. 5.45 seviyesi burada hatırlıyorsanız çok önemli bir e, destek seviyesiydi. Kırıp hareket başlamıştı. Daha önce bir kere teyide gitmişti sonra tekrar satış gelip 5.30'u kırıp aşağı doğru yığılmıştı. Şimdi buradaki hareket zaten 28'lerden başlayınca arkadaşlar hatta 15'lerden enflasyon gelince. E şimdi 5.45'deki bir maliyette bunun hani 30 bin lira koymuş %6 hani bunun artık buralarda bir kar satışı gelme olasılığı çok yüksekti. Ee, i̇lk etapta zaten geldi 5.38'e düzeltti. E, ee, dün sabah hatırlıyorsanız dedik ki bu hani 5.38'e geldi burada güç topluyor ya bu 5.38'i kıracak bir 5.34'lere gidecek 33'lere ya da burada tekrardan bir 5.45'i deneyecek ama burada özellikle çift tepe oluşumuna dikkat edin. Yani burada 5.45'te ya şu olacak ya burada kıracak hareket hızlanacak 5.53 bandına oturacak buradan satış gelecek 5.45'i teyit edecek ya da 5.45'i kırar gibi yapacak belki stoplatacak ama burada gücü olmadığını görünce satışlar tekrar hızlanabilir ve çift tepe teyidini aldığı anda satışlar hızlanıp 38'in kırılmasını oynayabilir piyasa. 38 kırıldı mı da burada 7 liralık çanağı aşağı koyduğunuz zaman 31'ler denk gelir zaten. E şimdi ne oldu? İşte aynen gitti çift tepe yaptı 38'i kırdı. Önce bir 34'ten geldi 38'in üstüne atmaya çalıştı 40'lara geldi. Baktı olmuyor yani gidemiyor 45'e ee, tekrardan bir satış yedi 34'ü kırınca 31 hedefine geldi. Dün akşam Attığım tweette özellikle 31 ile 34-70-35 arası bir sıkışma var dedik. Hani burada bir çift dip yapar başlarsa 38'e gidebilir. 38 önemli direnç olacak demiştik. Burada tabii buradan gene bir döndü. Tekrardan bir teyit aldı aşağı doğru. Ama tabii 31'e gelemeden buradan sabaha karşı tekrardan kaldırınca 3470'in üzerine alış hızlanıp 38'e kırıp 40'lara 40 doğru geldi. Şimdi burada şu şu iki günlük çıkış hareketinin düzeltmesini yapmış oldu. Şimdi bugün yarın çok önemli ee, bu 550 bandına gitmesi için şu düzeltmeyi yapması iyi. Ama şu anda önümüzdeki e, iki gün ve Pazartesi günü işte 5.45 hep ciddi takip edilecek nokta 545 40, 40 dediğim gibi hem buradaki yatay maliyetlenme hem buradaki işte çift tepesi kısa vade şimdi burayı böyle e, kuvvetlenerek gelirse 545'e doğru burada zaten 531 545 e, 14 bin lira yaklaşık bir 560 hareketinin açılmasına sebep olur zaten 545'in üzerine attığı anda bu 553 545 bandı artık dolmaya başlayacak grafikte yani şu band ama tabii bunun için daha çok erken 5.45'in önce geçilmesi lazım. Hani dolayısıyla hani e, atmaya gerek yok. Şimdi daha kısa vade bakalım gün içi e, oynayan arkadaşlar için. Şimdi 5.39 95 40'larda gene döndü. Bu dün döndüğü yerde öğlenliğin buradan düzeltmişti. Şimdi e, sabah karşı e, kırdığı yer 5.34 70'ler. E, şöyle bir çıkış trendi Yaptı şunu kaldıralım kafamız karışmasın. Şimdi gün içinde 539 95 40'lar gene çok önemli olacak. Buradan gene döndü. Aşağı doğru düzeltmede 534 70'ler önemli destek olacak. Buradaki direnç destek olarak gelecek. Hatta aşağıdaki çıkış trend desteği 33'lere geliyor. Bir daha 31'i kırmaya gelir mi? Buradan 31 önemli bir yatay destek. 31'in altında 27.50 var. Tabi tabii yani buradaki düzeltme 34.70 işte 33 buradaki çıkış trend desteklerinde yer bulur tekrar buradan kaldırır güç toplarsa bu sefer 40'ın üzerinde tekrar 45'i deneyecektir. Tabii ki burada işte DXY tarafında dolar güçlenecek mi? İçeride bir haber akışı var mı? Bu hareketleri destekleyecek şeyler var mı diye bakacağız. Ama sonuç itibariyle hani dolar TL'deki hareketin e, sebebi daha çok e, Neredeyse bütün o e, karını vermiş yani şuradaki 4.94'ten başlamış hareketin bütün karını teslim etmiş bir dolar var artık yani düzeltmesini haftalıklarda bitirmiş. Artık buralarda bir, hani bir dibi yapayım tekrardan hani altılı seviyelerin üzerine atmaya çalışayım diyen bir grafik var. Bundan sonra gelebilecek her türlü olumsuz haberde hani dolar daha hızlı yukarılara doğru gidebilir. Bollinger orta band haftalıklarda 5.65'lere doğru denk geliyor. Yani buralara kadar bir tepki çıkışı çıkış hala bir tepkidir. Hani 5.65'lerde hep söylüyorum e, konuşacağız. Hani bu parayı direnç mi olacak tekrar bir düzeltmeye mi gelecek haftalıklarda yoksa hani e, haber akışıyla beraber hızlı bir şekilde delip 5.96'lara gidecek mi konuşacağız. E, şu anda bir tamamen tepki sürecinde kalkmaya çalışıyor. Dediğim gibi bugün içinde işte 5.40, 5.34, 70 e, bu aralar önemli olacak önümüzdeki 2-3 saat. Şimdi borsa tarafına geldiğimiz zaman Hatırlıyorsunuz dünkü konuşmamızda aşağıda özellikle 92-900 seviyesinin hem buradaki direnç yapmıştı, kırıp hareket başlamış, test etmişti, destek yapmıştı. 92-900'ün önemli olduğunu söylemiştim. Buradan zaten döndü. 95-94-600'ler önemli bir direnç olacak önümüzdeki günler. Şimdi dün tabii piyasalarda e, S&P'deki zayıflık bir gün önceki artı tabii Akbank üzerindeki bu bedelli sermaye artırımı bütün bankacılık sektörünü etkiledi. Bütün bankacılığı etkilenince tabii endeksin üzerinde e, sert bir etki yarattı. İşte bu Akbank'taki işte hala e, konuşuluyor işte. Tabii ki sermaye koyulması çok iyi. Ama işte bu gereklilik niye vardı? Zayıf mıydı banka? Bilmem ne miydi? Tabii biraz bu gerginlik oluştu. Gerginlik oluşunca zaten direkt %6,5-7 aşağı açıldı. Bu da endeksin üzerinde büyük baskı yarattı. Tabii 92-900 tuttu bir şekilde işte Kardemir devreye girdi. Türk Hava Yolları girdi. Ereğli girdi. Kardemir ile Ereğli'nin devreye girme sebebi... hani çok ciddi anlamda dayak yemişti onlar son iki aydan beri. İşte oralarda bir hareket oldu. Endeks bir toparlandı. Şimdi bugün için 94.600 önemli direnç aşağıda e, 92900 gene kuvvetli destek olacak. Yarım saatliklerde Bollinger orta bandının üzerindeyiz. Hani 93 600'lere doğru bir düzeltme gelebilir ama S&P de falan bir yukarı doğru tepki başlarsa, e, dolar TL'de bir zayıflama başlarsa hani tekrardan 94 600'ler bugün denenebilir. Aşağıda e, 92900'ler çok önemli olacak gene buradaki destek. E, 15 dakikalık yaparsak daha farklı bir şey görür müyüz? çok farklı bir şey görmeyiz. Dediğim gibi buradaki şu çıkış hareketinin hani e, S&P'deki hani hareket, e, bankacılık sektörü üzerindeki hareket, Akbank garanti hani bunlar toparlanırsa eğer dünkü o %5'leri, %3'lerin tepkisi bugün gelirse 94-600'lere 94, doğru bir hareket yaşarız. Onun haricinde e, aşağı düzeltme de dediğim gibi işte e, 92-600 çok önemli destek olacak. 92-900 e, bu seviyeyi çok iyi takip etmeniz lazım e, trade arkadaşlar borsa tarafında. Genelde durum böyle. Ee, birazcık daha hani dün bütün piyasalar düzeltmelerini yaptı. Ee, bugün birazcık daha kartların yeniden dağıtılacağı özellikle dolar TL'de. 5.40-5.40 bandının çok önemli olduğu e, bir güne giriyoruz. E, ondan önce dediğim gibi 5.40 var. Önümüzdeki 1-2 saat 5.40 önemli olacak. Aşağıda 534 70 e, Buradaki 15 dakikalık çıkış trendini de çizmekte fayda var ki aşağı doğru gelirse destek seviyelerini görelim. Dün tabii döndüğü 531 seviyeleri önemli destek olacak bugün için yani kuvvetli destek olacak 531'ler. Olur 31'lerin altına bir sarkma olursa 2750 ve sırasıyla 24 seviyeleri destek olarak gelecek ama Hani ta buradan 40'tan 31'i kırıp aşağı doğru gelecek bir momentum, bir haber akışı olumlu bir şey olur mu bilemiyorum. Sanki birazcık daha bu günlükteki çarta dayalı olarak hani işte 40'ı kırmaya çalışacak, 45'e bir daha atmaya çalışacak, 45'te bir daha sıkıntı yaşayacak, kırarsa bir haberle 553 bandına oturacak. Kafanızda böyle bir senaryo yazmak da bence daha bir mantık var gibi gözüküyor. Herkese görüşmek üzere. İnşallah kazasız belasız bir seans olur.